Sıradaki sunumumuz için konumuz veri gazeteciliği örneği İstanbul Müzeleri. Ali Akarsu, Eray Alkaya, Zeynel Hasbiçakmak hepsini sahneye davet ediyorum. Artık herhangi biriniz gelse de olur. Verinin habercilik için kullanılmasıdır, araştırmacı gazeteciliktir ve günümüzün modern gazeteciliğidir. Veri gazeteciliğini bu şekilde tanımlayabiliriz. Veri görselleştirme, veri gazeteciliğinin olmazsa olmazıdır, başıdır veri görselleştirme. Bu aşamada veriyi daha iyi sunmaktan ziyade daha iyi görselleştirerek karşı tarafa etkili bir şekilde anlatmak gerekir. Bunu yaparken de, veriyi görselleştirirken de bazı programlar ve araçlar var. Bu araçlar gördüğünüz gibi Fusion Tables Layer, Gephi, Google Charts, Google Maps, My Maps, Hightcharts dediğimiz programlardır. Veri düzenleme, temizleme ve analiz kısmında ise açık kaynak kodlu, ücretsiz olarak sunulan programlar ve araçlar var. Bu programlardan bilindik olarak Excel en çok kullanılıyor. Bunların yanı sıra LibreOffice, Microsoft Office'in açık kaynak kodlu, ücretsiz halidir. OpenRefin ve MySQL dediğimiz programlar ise daha profesyonel, daha büyük veri setleriyle çalışmaya olanak sağlayan programlardır. Ve MySQL dediğimiz programda ise kod bilmeden pek bir şey yapmak mümkün değildir. Notepad++ dediğimiz program ise açık kaynak kodlu bir kod editörüdür. Bu da ne demek? Aslında Notepad++ bize kodları daha etkili bir şekilde sunmayı gösteriyor ve daha basit olarak gösteriyor. Div dediğimiz araçları nerede başladığını, kodların nerede bittiğini basit bir şekilde gösteriyor ve içinde oynamalar, düzeltmeleri daha rahat, daha kolay bir şekilde yapabiliyoruz. Bu imkanları sağlıyor. Aslında bizim projemizde de Notepad++'ı web sitesi, web sayfası yaptığımız anda kullandık. Notepad++ bizim orada işimize yaradı. Konumuz, projemiz dediğimiz gibi İstanbul Müzeleri'ydi. İstanbul Müzeleri'nde ne anlattık, projemizde ne vardı? Müze kart kullanımının geçerli olduğu müzeler ele alındı. Bizim konumuz aslında müze kartının kullanımıydı. Hangi müzelerde müze kart kullanılır? Hangi müzelerde kullanılmaz? Müze kartlı ve müze kartsız ziyaretçilerin verileri toplandı. Bu verilere ait istatistikler görselleştirildi. Müzeler hakkında bilgiler verildi. Müzeler nerelerdedir, lokasyon gösterildi ve bu lokasyonlarda da tıkladığımız zaman birazdan gösterecek arkadaşımız size müzeler hakkında kısa bilgiler de yer aldı. Ve son olarak da müzelerin toplam ziyaretçi istatistikleri yer alıyor. Neden İstanbul Müzeleri? Aslında bu slaytta onun cevabı yok. Şöyle size anlatmak istiyorum. İstanbul Müzeleri'nin olmasının sebebi veriye daha kolay ulaşabildik. Aslında bizim için basit olmasını istediğimiz için İstanbul Müzeleri'ni tercih ettik. İstanbul Müzeleri'ndeki bu projedeki amaç, yani neye yarar sağlıyor? Müze kartın kullanımının aktif olması, yani müze kart neler sunuyor insanlara, bunun gösterilmesi ve aslında müze kartın ayrıcalıkları, aslında bizim de müzeleri ziyaret etmemiz gerektiğini ve aslında ziyaret etmediğimizi, yani yanından bile geçtiğimiz zaman aslında bildiğimiz ve hiçbir zaman da gidip görmediğimiz, dışarıdan turistlerin gelip akın akın her türlü müzeye gidip ziyaret ettiği ama biz İstanbul gibi bir yerde yaşıyoruz ve bunların hemen yanındayız ve fakat ziyareti etmiyoruz. Biz bunu amaçladık. Müze kartı nasıl kullanıldığını, işte ne gibi istatistikler ortaya konulduğunu gösterdik. Müze kartında en büyük destekçisi olarak Türkiye İş Bankası'nı gördük. Türkiye İş Bankası kendi kartlarıyla, Türkiye İş Bankası kartlarıyla, kredi kartlarıyla direkt müze kart olarak kullanılabiliyor açtırdığınız zaman bankadan. Bu da Türkiye İş Bankası'nın bir teşviki olarak gördük. Projenin yararı da yine anlattığım gibi aslında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye İş Bankası ve DÖSİM tarafından kullanılabilecek bu müze kartlar, müzeye teşvik amaçlı yapılan projeleri hazır bir verisi olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu kurumlar, kuruluşlar bizim hazırladığımız projeye bakarak rahat bir şekilde binlerce verinin ayıklanmış ve tek bir görsel haline getirilmiş basit bir kısmıyla bütün verileri göz önünde bulundurabiliyorlar. Yine yapılacak uygulamalar, kampanyalar gibi unsurlar içinde bu bizim projemiz
çok rahat bir şekilde binlerce verinin ayıklanıp görsel haline getirilmesiyle kolaylaşmış bir durumda karşımıza çıkıyor. Projemizi nasıl oluşturduk? Projemiz öncelikle verim toplayarak oluşturuldu. Tabii bunun öncesinde konumuz belirlendi. Ne şekilde nasıl yapacağımızı araştırma yapıldı. Bunun sonrasında istediğimiz verileri toplamaya başladık. Tabii istediğimiz verileri şöyle topladık. Her veriyi istediğimiz gibi toplayamıyoruz. Toplu bir şekilde bize geliyor. Biz onları işliyoruz. Dediğimiz gibi ikinci maddemizde de veri işlemi var. Bu çok uzun ve zorlu bir süreç. Dediğimiz gibi gösterdiğim gibi mind maps, dediğim gibi görsel boyutlar var. İşlemede de Excel dediğimiz programlar daha demin gösterdiğim gibi bize yardımcı oldu. Veri görselleştirme kısmında da biz My Maps'i kullandık, Google My Maps'i kullandık. Onun sonrasında da bir haber niteliği taşıması için sonuçta dersin adı veri gazeteciliğiydi ve bunu bizim bir gazetecilikmiş gibi bir haber sunmamız gerekiyordu. Bunun haberi ve hikayesi yazıldı. En sonunda da Notepad++'da dediğim gibi kullanarak bir web sayfası oluşturduk. Projemizde hangi başlıklara yer verdik? Öncelikle biletli ziyaretçiler var. Yani gişeden alınıp da gidilen müzelere istatistikler var. Satılan müze kart sayıları belirtildi. Fakat bu sadece müzenin içerisinde satılan, sadece tek kullanımlık kartlardı. Onun dışında ücretsiz ziyaretçilerimiz oldu. Onları gördük. Ücretsiz ziyaretçilerde nasıl oluyor? 18 yaş ve altı, 65 plus üzeri işte. Türkiye vatandaşları, gazi şehit yakını ve kimlik kart sahipleri. Bir de yerli yabancı basın kimlik kartı sahiplerini gördük. Müze kartlı ziyaretçiler vardı. İş Bankası dediğimiz ve müze kartı ve müze kart sadece müze kart kullanan ziyaretçiler vardı. Acentalarla gelen yani toplu dediğimiz, topluca dediğimiz gelen tur düzenleyen firmalar aracılığıyla gelen ziyaretçiler vardı. Bir de genel toplam, belirtilen başlıklar altındaki toplam genel ziyaretçi sayısı belirtildi. Ve projenin oluşturulma süreci burada sözü Zeynel arkadaşıma veriyorum. Çok teşekkürler beni dinlediğiniz için. Ben de kısaca kendimden biraz bahsedeyim. Zeynel Çakmak, yeni medya 4. sınıf öğrencisiyim. Bu sene mezun oluyorum. Ve artık bundan sonra yaşamın zorluklarıyla mücadele etmeye başlayacağız. Burada projenin oluşturma süreci, uygulaması, bunu anlatacağım ben de. Nasıl meydana getirdik biz bu projeyi? Projenin görselleştirme tarafında proje içerisinde bir adet harita yer alıyor. Burada bu harita içerisinde de bütün müzelerin işaretledik ve harita üzerinde işaretlenen müzelere tıklandığı zaman karşımıza şöyle bir ekran açılıyor. Şurada da bir link var, onu açacağım. Google My Maps ile düzenledik dedik bu projeyi. Haritalandırma kısmını tabii. Burada tekrar ediyorum tabii bütün söylediklerimi. Müzeye ait görsel, müze hakkında kısaca bir bilgi ve veriye aldığımız başlıklara ait detaylar var. Biletli ziyaretçi, satılan müze kart sayısı, ücretsiz ziyaretçi, müze kartlı ziyaretçi sayısı, toplu acenta ziyaretçi sayısı ve ziyaretçilerin genel toplamı. Harita üzerinde de işaretli bölgelere tıklayarak bütün İstanbul'da bulunan bütün müzeler hakkında bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Haritalandırma kısmını anlattık. Geriye kalan bölümde ise yine açık kaynak kodlu olarak yayınlanan ve üzerinde değişiklikler yapabildiğimiz highchart grafik paketi var. Bu paket üzerinde de elimizde bulunan sayısal verileri grafikler yardımıyla işte görselleştirdik ve projemizde dahil ettik. Düzenlemesini de yine Notepad++ ile arkadaşımız demin önce anlatmıştı. Düzenleyerek yani kendi projemize uyarladık. Ve uyarlanma sürecinde de biraz şöyle bir video hazırladım. Onu da göstermek istiyorum. Şayet oynarsa. Burada highchart'ın kendi default kodları var. Bu kodları daha sonra kendimize göre uyarlayıp kullanım için web sayfasına yerleştirdik. Burası da bizim hazırladığımız kodlar.
iChart'ın ilk default olarak gelen kodlarının oluşturduğu grafik bu. Daha sonrasında da bizim düzenleyerek oluşturduğumuz grafik bu şekilde karşımıza çıkıyor. Burada da ele aldığımız yine müzeler mevcut. İstanbul Arkeoloji Müzesi, Ayasofya Müzesi, Kariye Müzesi, İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi, Aya Yerini Müzesi, Mozaik Müzesi, Fethiye Müzesi, Topkapı Sarayı Müzesi gibi gibi, artık daha fazla bunu söylemek istemiyorum. Hepsi müze zaten İstanbul'a dahil olan. Ve bu grafiklerin altında müzelere ait istatistikler mevcut. Grafik üzerine tıkladığınız zaman direkt bu sayfa, yani bu sayfa demeyeyim aslında, bu grafikler karşınıza çıkıyor ve burada da yine satılan biletli ziyaretçi sayısı, müze kart sayısı, ücretsiz ziyaretçi, müze kart ziyaretçi sayısı, toplu acenta sayısı ve ziyaretçi toplamı mevcut. Bütün bu verilerin toplam bir sonucu vardı elimizde bizim ve bu sonuçların hepsini müze müze kıyaslayıp gösterdik bu grafikte de. Peki biz bu projede neden grafikleri kullandık? Sayısal veriler arasındaki farkı göstermek, okunurluğu arttırmak ve verinin kolay anlaşılmasını sağlamak için grafiklerden yararlandık. Öteki türlü sadece sayılardan bahsedebildiğimiz bir haber metninden yola çıkarsak eğer ve rakamlardan ibaret olacak bu haber. Ve hani rakamlar arasındaki düşüşü, yükselişi göremeyeceğiz. Ama grafikler yardımıyla bunun okunabilirliği daha fazla olacak. Bundan ötürü grafikleri tercih ettik. Haber niteliği, grafikte belli biletli ziyaretçi sayısı müze kartlı ziyaretçi sayısından fazla olduğu görülmektedir. Bu durum ziyaretçilerde müze kart bilincinin tam anlamıyla oluşmadığını göstermektedir. Ali başlangıçta zaten bahsetmiştim, müzelere olan ilgi ve alaka. Genellikle asıl nitelik burada başlıyor. Çünkü bu müze kart uygulaması ve İş Bankası'nın da kredi kartlarını müze kart olarak kullanmasındaki asıl sebep müzeleri olan ziyaretlerin artmasını sağlamak ve bir şekilde insanları, toplumu buna teşvik etmek. Ücretsiz ziyaretçi grubuna dahil olan bireylerin müzeleri olan ilgilerinin değerlendirilmesi demişiz. Burada da ücretsiz ziyaretçi grubuna dahil olanlar 18 yaş altı TC vatandaşı olması gerekiyor. 65 yaş üstü yine TC vatandaşı. Yanı sıra erler var, erbaşlar var, basın kimlik kartı sahipleri. Yine bunlar üzerinden de bir analiz yapılıp habere dönüştürülmesi. Yine acentaların müze gezi etkinlikleri gösterdikleri ilgi, tur firmalarını diyelim, müzelere karşı yine ilgisi, alakası ve bunların üzerinden insanları müzelerle ne kadar buluşturabiliyorlar, bunun da analizi ve elde bulunan bütün verilerin kıyaslandığında en çok ziyaret edilen müze ve hangi başlık altında ziyaret edildiği karşımıza çıkıyor. Ve burada da projenin tamamlanmış hali mevcut. Burada yine müzeler hakkında bilgiler verilip habere dönüştürülmüş hali ve haber içerisinde bu görselleştirdiğimiz öğeleri nasıl kullandığımızı gösteriyorum. Bunu zaten sizlere göstermiştim. Map üzerinden yine bilgi sahibi olabiliyoruz. Yanı sıra burada belirtilen grafikler üzerinde de yine hangi müzenin ne kadar, hangi alanda ne kadar ziyaretçi aldığı bilgisine erişebiliyoruz. Bir altında da müzelerin detaylı verilerine ulaşılıyor. Örnek olarak şuna tıklayalım. Açılan sayfada da yine müzeye ait veriler görüntülenmekte. Sunum bitti. Ama Eray arkadaşımızın söylemek istediği birkaç şey var. Tekrardan merhaba. Eşit şekilde sunum yapabilmek adına Ali ve Zeynel arkadaşım geniş kapsamlı verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ederim. Ben de kısaca bir şey demek istiyorum. Bu 4. sınıf dersimiz, 4. sınıfımızın veri gazeteleri dersinde Sinan hocamızın aldığımız bir dersti. Biz bu dersi Skype üzerinden işliyorduk. Çeşitli aksaklıklar yaşıyorduk.
kesintiler oluyordu falan. Birbirimizi anlayışlı bir şekilde ilerlettik bu dersi. Şöyle, biz aslında çok geniş kapsamlı bir verileri almak istiyorduk. Zeynel'le Kültür ve Turizm Bakanlığı'na gittiğimizde taşındığını gördük ve sırılsıklam bir şekilde yağmurun altında birbirimize bakarak kaldık. Daha sonra mailleştik Kültür ve Turizm Bakanlığı ile, bize red, yani olumsuz bir yanıt verdiler. Yine kaldık aynı şekilde. Daha sonra Sinan Hoca devreye girdi ve internetteki verileri alabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Onların yeterli olabileceğini söyledi. Biz de o verileri çekerekten böyle bir projeyi gerçekleştirdik. Umarım yararlı bir proje olmuştur. Yani dersten geçtik, mutluyuz ama bir şeyler katmışızdır diye düşünüyorum. Bu kadar. Ben de bu kadar bir şey söyleyeyim. Teşekkür ederim. Ben buradan veri gazeteciliği dersi kapsamında bu projede desteklerini esirgemeyen Sinan hocamıza çok teşekkür ediyorum. Ve sunum aşamasında da yine keza Zeynep hocamızdan da çok fazla dönüt aldık. Kendisine de buradan çok teşekkür ediyorum. Alkış yok mu? Ya sunumun sonunda da artık bir tane sayfa hazırladık. Burada da Padlet diye bir uygulama var. Twitter'dan da Sinan hocamız paylaşmış. Buraya Çalıştay hakkında görüşlerinizi, önerilerinizi, kısacası değerlendirmelerinizi yazabilirsiniz. Sunum bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için herkese teşekkür ederiz. Soru varsa alabiliriz. Şimdi onu hatırlamıyorum. Ayasofya Müzesi'nin. İkinci. Topkapı. En az olan hangisi? Cihanlıma Köşkü. Sıfır hocam. Ama yüksek ihtimal ona dahil bir veri yoktu. Yani hazırlanmamış bizim... Dediğim gibi detaylı veriyi Kültür ve Turizm Bakanlığı verseydi... Vermediler, bir de veriyi de vermediler bize. Daha güzel bir şekilde olabilirdi ama biz sadece elde olan veriyi kullandığımızdan dolayı böyle bir görsel... İşte kişilerin yorum önerileri... İşte şöyle bir şey var orada, hani bizim zaten veriyi direkt kurumdan almaya gitmemizin sebebi oydu. Fakat bu sitenin üzerinde yayınlanan veriler. Ve bize bu verileri kullanmamızı söylediler. Biz de bunun ötesine gidemedik. Ve haliyle dediğiniz gibi sadece giriş çıkışlara ait veriler bunlar. Anladım. Yani herhangi bir işte daha popüler olmadığı gibi bir şey. Hayır. Söz konusu yok. Sadece bir şey. Teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkürler arkadaşlar. Evet, arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yine bölümümüz öğrencileri olan Yusuf Ürkek, Sergen Dereli ve Sevgi Karayel'in hazırlamış olduğu Dijital Sanat Örneği Panoramik Ses Türü başlıklı çalışma, kendilerini kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Merhabalar arkadaşlar. Ben Sergen Dereli, Yeni Medya 3. sınıf öğrencisiyim. Yusuf arkadaşım ve Sevgi arkadaşımla beraber bu projeyi yapıyoruz. Dijital içerik ve üretim yönetimi dersimizde bu projeye başladık. Ve projemiz sosyal fayda projesi olarak hayata geçti şu an için. Ve projemizde engellilerin dünyada eşit şartlarda bizimle beraber eğitim, sağlık ve bir sürü alanda eşit şartlarda olmadığını düşünerekten internet ortamında bu açığı kapatmak adına bir başlangıç yaptık. Çünkü Braille alfabesi ve birçok teknolojiyle ve beyaz baston, bazılarınız biliyordur belki. Onlarla beraber bir takım şartları eşitlemeye çalışıyorlar. Fakat yine de çok geriye kalıyorlar. Ama şu an bilgisayar üzerinde bizim gibi yazabiliyorlar veya kullanımlar yapabiliyorlar. Ana amacımız bu şekilde ilerledi. Ve her yer canlansın mottosuyla şu an için projemizi ilerletiyoruz. Projemizde ne olacak? Projemiz genel anlamıyla ses kaydı olacak. Şu an daha iyi geliyor sanırım sesim. Ses kaydı olacak ve projemiz illeri, ilçeleri, mahalleleri, sokakları ve bizim gezdiğimiz alanlarda gördüğümüz
mimari yapıları veya önemli farklı bir yapılar varsa bu yapılar hakkında kısa kısa bilgiler vererek görme engellilerin o ortamı daha fazla yaşaması adına uğraştığımız bir proje. Ekstra olarak ses efekti kullanmıyoruz veya ortam seslerini kesmiyoruz. Tamamen biz nasıl yaşıyorsak, biz nasıl o anı geçiriyorsak 3 dakika, 5 dakika veya daha uzun veya daha kısa oradaki her sesi işitmeleri için uğraşıyoruz. Ve görme engelliler bunları gördüğünde veya daha önceden gitmek için baktığında rehber niteliği de taşıyabilir. Peki görme engellileri tanıyor muyuz? Görme engelliler tamamen kör olarak nitelendirmiyor kendilerini hepsi. Yani belli bir açıklamaları var. Görme keskinliği ve görme alanı. İki kavram var. Bu iki kavram görme keskinliği düzlemsel olarak kaç metre gördüğüyle alakalı bir konu. Görme alanı ise sağ ve sola kafasını çevirmeden görebildiği noktayla alakalı. Görme alanı bazılarında 1 metre, bazılarında 60 santim, bazılarında 3 santim, 5 santime kadar düşebiliyor. Kesin bir oranı yok. Görme alanı da aynı şekilde sağ sola çok fazla açı alamıyorlar. Tek bir noktayı dahi görebiliyorlar. Bu açıdan görme engelliler farklılıklar yaşıyor bu konuda. Zorluklara karşı beraber olmamız gerekiyor ve bu anlamda şu an için üniversiteler çok fazla gönüllü okuyucu projeleri gerçekleştiriyor. Ve buna benzeyen firmaların da yaptığı projeler var. Bu projelere destek verirsek görme engelliler çok daha fazla imkana sahip oluyor. Bilgi birikim veya deneyim veya bizim yaptığımız projelere benzeyen projeler de olabilir. Buna örnek olarak Türk Telekom'un sesli kütüphanesi var. İlk ve en fazla reklam verilen kampanya olduğu için çok fazla duyuruldu. 220 bin kez aranmış ve 4,5 milyon dakika dinlenmiş ve bunlar eski veriler. Ve bunu da ek olarak aplikasyonla desteklediler ve şu an daha fazla kişiye ulaşıyor. Burada telefonlarınızda belki çoğunuzun haberi yoktur. TalkBack uygulaması var. Şu anda da bakabilirsiniz eğer bakmak istiyorsanız. Her telefonda Android'de ve iPhone'larda da mevcut. Aynı şekilde TalkBack ayarını açtığınız zaman telefon üzerinde bütün her şeyi sesli olarak komutları görebiliyorsunuz. Bu komutlarda da bütün metinleri okuyabiliyor ve görme engelliler aynı şekilde bizim gibi telefonlarını kullanabiliyorlar. Ve CD uygulaması var. Bu uygulama da Türkler tarafından geliştirilmiş ve hala güncellenmeye devam ediyor. Aynı şekilde TalkBack gibi işlemleri gerçekleştiriyor ve görme komutları yani görme engellilere komutlarla yardımcı oluyor. iPhone'larda da Voice Over olarak bir uygulama var. Aynı şekilde onu da deneyebilirsiniz. Peki kurumlar ve kuruluşlar neler yapıyor? Spor federasyonu var görme engelliler için ve futbol, judo, yüzme, atletizm, futsal gibi birçok spor dalında görme engelliler kendilerini gerçekleştiriyorlar ve kamplara gidiyorlar, kendilerini geliştirebiliyorlar. Engelliler Derneği aynı şekilde 1970 yılından beri çeşitli etkinlikler yapıyor, bilgiler vermeye çalışıyor görme engelliler için. Görme Engelliler Federasyonu da şu an yakın bir tarihte, 1-2 sene içerisinde Mini Teknolojiler ile Dev Adımlar projesini gerçekleştirdi ve Braille alfabesini geliştirdi. Yine aynı şekilde fiziksel olarak bir alfabe olduğu için yine görme engellileri çok hızlı bir şekilde ilerleten bir proje değil aslında. Tabii ki çok önemli. Ama bizim yaptığımız projede direkt ses olarak görme engellilere daha fazla aktiflik katacağımızı düşünüyoruz. Burada da sözü Yusuf arkadaşıma bırakıyorum. Teşekkürler. Hedefimiz görme engelliler için hızlanmış bir sosyal fayda projesi bu proje. Hedef kitlemizde herhangi bir yaş kısıtlaması olmadan görme engelliler, şehir merkezleri ve turistik alanların sesli betimleme yöntemiyle ses kayıtlarını alıp bunları web sayfamızda paylaşmayı planlıyoruz. Ve daha sonrasında görme engellilerin bu ses kayıtlarına ulaşıp şehir hakkında belli bir fikir yürütmeleri amacını gidiyoruz. Tabii ki de hedef kitlemizi
görme engelleri olarak kısıtladık ama herhangi bir engeli bulunmayan, şehir hakkında bilgi almak isteyen insanlar da bu ses kayıtlarını kullanarak fikir alabilirler. Bu bize neler sağlayacak? Yeni bir turizm alanı oluşturabilir, bir mekanı daha detaylı tanıtmamızı sağlayabilir, müzeler haricinde şehirdeki bilgileri paylaşmamıza olanak sağlayabilir, engelsiz yaşam ve engelsiz internet için önemli olabilir. Ve bunun yanında biz de şey düşündük, arama motorlarında görseller kısmı bulunuyor. Görseller kısmına görsellerin sesle betimlenmiş ses kayıtlarının eklenebileceğini düşündük. Sizlerle şimdi bir deneme yapacağız. Herkesten gözlerini kapatmasını rica edeceğim ve ses kaydı almıştık. Onun örneğini göstereceğiz. Sizlerde herhangi bir şey canlandı mı, bir şey hissettiniz mi? Bunun denemesini yapacağız. Merhaba arkadaşlar. Şu an yolculuğumuza başlamak üzereyiz. Emir Üniversitesi Köy iskelesinde indik. Sola dönüp 120 adım ilerliyoruz. Ve Eminönü'nün en meşhur balıkçıları ile karşılaşıyoruz. İsterseniz tadına bakabilirsiniz. Burası çok kalabalık. Dikkatli yürüyün. Adım sonra karşınıza merdivenler çıkıyor. Dikkatli çıkın. Merdivenlerden Galata Köprüsü üzerine çıkıyoruz. Sola dönüp Galata Köprüsü üzerinde yürümeye devam ediyoruz. Başı balık tutan insanlar var ve hepsinin ortak heyecanı balık yakalamak. Herkes gözlerini açabilir. Uyuyan arkadaşlar oldu sanırsam. şu anlık fotoğraf kullandık sadece. İleriki zamanlarda bu ses kayıtlarını video haline dönüştüreceğiz. Bununla ilgili müzeler düzenlendi, projeler, uygulamalar yapıldı. Bizi tüm projeler, bütün yapılan projelerden ayıran en önemli özellik şehrin gerçek sesini ve atmosferini betimlemek oldu. Sözü sevgi arkadaşıma bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. Projede şimdilik pilot bölge olarak İstanbul'un tarihi ve turistik semtlerini seçtik. Betimlenmiş ses kaydı, video ve görsellerden oluşan içerikleri web sitemizde paylaşacağız. Teknik olarak renk tanımlaması yapmaktan kaçınıyoruz. Ortam seslerinin bulunmasına dikkat ediyoruz. Ve ayrımcı bir dilden kaçınıyoruz. Logomuz görmeyenlerin gözü olmak istediğimiz için onları o atmosferde yaşatmak ve keşfetmek için bu tarz bir logo tasarladık. Web sitemizde görme engellileri görmedikleri ancak duydukları şeyler vasıtasıyla hareket edebiliyor, bilgisayarları kullanabiliyorlar. Ekran okuyucu programları kullanıyorlar. Birçok ekran okuyucu programları var. Bunlardan bir tanesi JAWS programı. Ekran okuyucu programı ekrandaki içerikleri, kelimeleri ve komutları sesli olarak okuyucusuna okuyor ve kullanıcı buna göre tepki veriyor. Dolayısıyla yapmış olduğumuz web sitesi siz şu an şablon halini görüyorsunuz.
ekran okuyucu programına uygun nitelikte olması gerekiyor. Yani erişebilirlik kurallarına uygun bir web sitesi tasarlayacağız. Projemiz partnerlerle görüşmeye başladık. Tasdiklendi. Projemizi büyütmeyi ve başka illerde ve hatta ülkeleri taşımayı hedefliyoruz. Değerli görüş ve eleştiriniz için şimdiden teşekkür ederiz. Sorularınız varsa soruları alabiliriz. Geri dönüş almak adına ilk defa yayınlıyorsunuz. Ses kayıtlarını, ses kaydını dinlediniz. Herhangi bir his uyandırdı mı sizden? Yani kötü, eksik, daha iyi olabilir, şunlar eklenebilir gibi. Çünkü sizin görüşleriniz ileriki hedeflerimiz için. Bir şey sorabilir miyim? Renkli neden kullanmadınız, renk getirmelerini? Şöyle cevap vereyim ben. Şu an için görme engelliler renkleri tamamen algılayamadıkları için yani soyut kavramlarda daha farklı anlatımlar. Yani mesela ağaç örneği de verildi. Aynı şekilde hani o tamamen bizdeki karşılığını bulamadığından dolayı şu an için renk betimlemelerine hiçbir şekilde girmedik. Evet. Hani biraz şey klasik olarak başka bir karşıya geçebilirsiniz der var ya böyle trafik ışıkları falan. Belki o tarz şeyler hani orada bir trafik bir şey olduğunu karşıya geçmeniz gerektiğini. Hani şöyle cevap vereyim. Tamamen GPS mantığıyla değil ama dediğiniz gibi yani önemli noktalarda şuradan geçebilirsiniz, iki adım sonra sağınızda dönebilirsiniz gibi ufak ufak betimlemeler yapacağız aynı şekilde. Öncelikle proje güzel. Benim merak ettiğim Yusuf, bu görme engelli vatandaşlarınız fiziksel olarak orada bulunduğunda mı anlatılacak? Web sitemize yükleyeceğiz bunları. İsterse şehri tanımak isterse evinde otururken de dinleyebilir. Ya da oraya gittiğinde ses kaydını açıp dinleyerek o yönlendirmeye uygun olarak adımlarını atabilir. O yerdeki dediğimiz gibi kuşları dinleyebilirsiniz vesaire gibi buralara da dikkat alarak bir şeyini açıklayacağım. Temel amacı meditasyon mu yoksa şehri anlatmak mı? Atmosferi anlatmak aslında çünkü onlar görmüyorlar. Duygusal olarak onları anlayabiliriz ama fiziksel olarak hiçbir şekilde anlayamayız. Şehrin gerçek sesini vererek onları o atmosferi anlatmak. Benim bahsettiğim burada zaten misal görme engelli bir vatandaş Galata'ya gitti diyelim. Orada zaten fiziksel olarak bulunuyor. Doğal bir ortam, doğal bir sesi algılıyor. Sizin verdiğiniz ses kaydıyla beraber eşleşmeme durumu çok. Ayrıca görme engelli birine bir şey anlatmak daha zor olabilir. Daha çok somut kavramları anlıyorlar. Kare olur, yuvarlak olur. Onları anlatabilirsiniz ama hiç görmediği bir şeyi anlatamazsınız. Zaten ses kaydını alırken bu somut, soyut kavramlara çok dikkat ediyoruz. Örneğin videonun sonunda görüşmek üzere değil de tamamen bir sonraki yolculukta tekrardan buluşmak dileğiyle gibi bu soyut, somut kavramlarına zaten dikkat ediyoruz. Şunu sormak istiyor. Mimari betimlemeden bahsetmediniz aslında. Böyle bir teknik var. Hacimsel olarak dokunamadıkları şeylerin büyüklüğünü anlayamıyorlar. O yüzden de mimari betimleme tekniği var. Ve proje aslında tamamen bunun üzerine. Yani şehrin içerisinde gezerken o tanımlayamadığı, ortamı algılayamadığı işte Galata Kulesi'nin neye benzediğini bilemediği için onun betimlemesini yapacaktır. Proje yani eksik anlattığınız şey belki de kafada oturmayan şey yok. Navigasyon projesi değil, web sitesi projesi. Çünkü şeyin içerisinde gözüküyor. Yani bir site ekranı üzerinde gözüküyor. Ve siz hiç tanımadığınız bir ülkenin işte fotoğraflarına bakarak fikir edinebiliyorsanız. Bu da aynı mantıkla sesleri yerleştirerek betimlemelerini yapıyorlar aslında. Mesela benim düşüncem anlatmaktan çok yine oluşmayacak. Gezerken belli bir noktalara yerleştirdikleri mesela Galata Kulesi'ni girişine bir kabartma Galata Kulesi'ni anlatan gösterebilir kabartma olarak. Dokundukça neye benzediğini nasıl düşünüyorsunuz? Bunlar zaten yapılmıştı. Biz bunların dışında bir proje yapmaya başladık. Yapılmış. Sağ olun. Yine anlatalım. Benim sorum var. Bu şehir yapılanması gittikçe mi gelişiyor? Siz bu uygulamaya giriş sürekli bir gelişim aşamasında mı olacak yani? Şu an için partnerlerle görüşme devam ettiğinden dolayı yani yapabileceğimiz imkanlar dahilinde sürekli gelişim olacak. Yani örnek veriyorum
bu çektiğimiz ses kaydını belki bir sene sonra orada değişiklikler olacak dediğiniz gibi ve yeniden çekmemiz gerekecek. Eğer böyle bir imkanımız olursa düşüncemiz bu yönde. Ama eğer imkanımız olmazsa da belki tarihi belirtebiliriz. Hani bu tarihte bu şekildeydi, değişiklikler olabilir gibi bir öneri olabilir. Önce Fulya Hocam'a teşekkür istiyorum. Çünkü fikir Fulya Hocam'dan çıkmaz. Sizler de yapma cesaretini gösterdiniz. Çok beğendim. Hepinizi çok tebrik ediyorum. Bence projeyi geliştirmek için görme engelli bireylerden ve konuda eğitim veren veya eğitmenlerden fikir almakta fayda var. Daha dikkatli ilerleyebilmek için. Bütün öğrencilerimizin ve hocalarımızın fikirleri evet çok değerli ama çok ilginç ve güzel bir projekti duruyor. Tebrik ederim. Yusuf, Sergen ve sevgili arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Aslında Yusuf'u oturmadan tekrar buraya alabilirsek bir sonraki sunumu için. Yusuf tekrar sahnede bizlerle birlikte olacak. Bölümlere göre burç haritası efendim. Tekrardan ben geldim. Bu sunumu yaptıktan sonra lütfen benim astrolog falan olduğumu düşünmeyin. Sadece yeni medya 3. sınıf öğrencisiyim. İsmim Yusuf. Günlük olarak gazetelerde, dergilerde, televizyonlarda vesaire burç yorumlarıyla karşılaşıyoruz. Ve bunlar bizim kişiliğimiz hakkında bilgiler veriyor. Peki burada kaç kişi günlük olarak burçlarını kontrol ediyor, yorumları okuyor? Neredeyse hiç. Yani neredeyse hiç. Biz de durumun bu şekilde olacağını bildiğimizden dolayı işi ciddiye alalım dedik ve geçmişe bir yolculuk yapalım diye düşündük. Yeryüzü, gökyüzü ve Tanrı zaten kelimeleri olmazsa olmaz kelimeler arasında. Bu kitabın incelenmesiyle başlıyor her şey. Belli kehanetlerden, gözlemlerden vesaire söz ediyor. Örneğin Venüs'ün hareketinden dolayı bu sene hasatın bol olacağı ya da daha az olacağıyla ilgili yorumlar yapıyorlar. Ve tabii bu da ayın, yıldızın ve gökyüzünün incelenmesini ortaya çıkartıyor. Durum böyleyken de taş devrinde ve bronz çağında tabii ki de dini ilgi alan yıldızlar oluyor. Mısır zaten bu konuda bayağı bir geliştirmiş kendini. Her tarafta, her dinsel konularda Mısır ortaya çıkıyor. Bunlar da teolojik uygulamalarla ilgili, yorumlamalarla ilgili yapıtlar ortaya koyuyorlar. En sonunda M.Ö. 100, M.S. 400'lü yıllarda Roma artık masayı yumruğunu vuruyor ve astroloji alanında yükselişe geçiyorlar. Bizler de bu bilgilerden yola çıkarak bu projeyi geliştirdik. Şimdi soracaksınız, bu projenin hikayesi ne? Bu tamamen yeni medyanın yumurta tokuşturma şenliklerinde ortaya çıktı. Normalde bir sohbet halindeydik, burçlar hakkında konuşuyorduk. Meslek seçimlerinde acaba burçlar etkili oluyor mu olmuyor mu bunun tartışmasını yapmıştık ve buradan yola çıkarak araştırma sorumuzu geliştirdik. Türkiye'de meslek seçiminde burçların etkisi var mıdır? Nişantaşı Üniversitesi'ndeki öğrencilerin datalarını kullanacağımızdan dolayı örneğimizi Nişantaşı Üniversitesi olarak belirledik. İki tane varsayım geliştirdik. Birinci varsayımımız bölümlere göre burç yoğunlukları değişmekte. İkincisi, üniversite öğrencilerinin eğitim almayı tercih ettiği bölümler ve burçlar arasında bir ilişki vardır. Araştırma yöntemimiz ilişkisel bir araştırma yöntemini kullandık. Amacımız burada üniversite öğrencilerinin burçları ve eğitim almayı tercih ettikleri bölümler arasındaki ilişkiyi ortaya koymak. Örneklem türümüz, evrenimiz Türkiye'deki üniversite öğrencileri, örneklemimiz Nişantaşı Üniversitesi öğrencileri. Araştırmamızın bundan sonraki bölümünde çok aşamalı örneklem türünü kullandık. Çünkü bu sadece Nişantaşı Üniversitesi ile sınırlı kalmayacak, başka üniversiteler için de kullanacağız. Araştırma sürecimiz öncelikli olarak Nişantaşı Üniversitesi'ndeki fakülte öğrencilerin datalarını çekmek oldu. Tabii ki de etik kurallar içerisinde yaptık bunları. Öğrencilerin isimlerinin soy isimleri, öğrenci numaraları, TC kimlik numaraları gibi herhangi bir bilgileri alınmadı. Sadece hangi fakülte olduğu, hangi bölüm olduğu, cinsiyetleri, doğum tarihleri bilgilerini aldık. Ve bunları da Excel üzerinden bir form oluşturup burçlarını otomatikman yazdırdık. Bir yazan yerden de her bölümü ayrı ayrı Excel dosyasını GPA programına çektik. Ve ikinci yerden de aynı olan burçları birbirleriyle eşleştirdik.
Şöyle bir yorum var. Burçlar hangi mesleği yapacağımızı belirler diye. Örnek olarak akrep medya ve eğitim alanında vesaire iş yapabilir. Balık sanatçı, koç girişimci gibi örnekler var. Burada kaç kişi buna inanıyor peki? Şimdi bunu test edelim. Bu yeni medyanın A haritası bölüm burçlarına göre. Ve en yoğunlukta olan burçlar Aslan, Akrep, İkizler ve Boğa. Zeynep Özarslan hocamızın burcunun Akrep olması ve Sinan Aşçı hocamızın da burcunun Aslan olması bunu destekler nitelikte. Ve biz biraz daha ileriye gittik ve yeni medyada isim yapmış kişileri araştırdık. Burçlarını sorduk onlara. Tim Berners-Lee... Tim Berners-Lee 8 Haziran'da doğmuş. Burcu İkizler. İkizler Burcu'nun özelliği de oldukça zeki ve becerikli olmalarıdır. Tim Berners-Lee de bir bilgisayar uzmanı olarak gayet iyi taşıyor bu özelliğini. Mark Zuckerberg 14 Mayıs'ta doğmuş. Boğa. Burçlar içerisinde en insancıl ve sıcakkanlı olan burca sahip. O kadar sıcakkanlı ki adam insanlar birbiriyle iletişime girsinler diye Facebook'u kurmuş. Aaron 8 Kasım'da doğmuş. Akrep burcuna sahip. Gözlemleme yeteneği üst seviyede çelişkili bir kişiliğe sahip. Ara sesi kurması ve verilerin toplanıp gizlenmesine karşı olması bunu destekler nitelikte. Akrep burcunun diğer bir örneği de Bill Gates. Bu da aynı şekilde Akrep burcuna sahip. Microsoft kurucusu olması yine aynı şekilde Akrep özelliğini taşıdığını gösteriyor. Başka örneklerle devam edersek eğer gazetecilik bölümü Yengeç, Kova burçları en çok yoğunlukta olan burçlar. Halkla ilişkiler ve reklamcılıkta Balık ve Oğlak burçları en çok yoğunlukta olan burçlar. Bankacılık ve finansta Aslan burcu en çok yoğunlukta olan burçlar. İşletmede Oğlak burcu. Şimdi fakülteye baktığımızda bütün fakültede Oğlak burcu en çok burca sahip. Güçlü kişilikleri ve sarsılmaz yapıları vardır. Yani bizim okulumuzun fakülte öğrencilerinin güçlü kişilikleri ve sarsılmaz yapıları varmış. Bunu da öğrenmiş olduk. Araştırmamız halen devam ettiğinden dolayı şu an kesin olarak bir bilgiye ulaşamadık ama bilgiye ulaştığımızda sizlerle kesinlikle paylaşacağız. Öncelikli olarak kahvaltıda olan herkese ve sonrasında kendime çok teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için de herkese tek tek teşekkür ediyorum. Nasıl yani? Bankacılık ve finans vardı. Bir yanında burçlar vardı. Yani onu bir istatistiki... Yani kaç tane burç olduğunu mu söylüyorsunuz? Evet. Bunun aslında çok fazla gerekli bulmadık. Çünkü her bölüm ayrı ayrı hesapladığımızdan dolayı. Şimdi göstereceğim size. Mesela işletme bölümünü ayrı 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 bir şekilde hesapladık. Excel dosyasına döktük. O şekilde çektik. Yani zaten A haritası oluşturduğumuzdan dolayı sayısal verilerini yazmamız biraz... mantıksız olur diye düşünüyorum. Evet, nasıl anlıyorsun? Harita yok. Yani. Şimdi zaten baktığımızda tek tek Yengeç burcunun ya da Oğlak burcunun burada daha çok yoğunlukta olduğunu görebiliyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet, Yusuf'a ve hocalarımıza sunum için teşekkür ediyoruz. Şimdi ilk oturumumuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz ve ilk oturumu kapatıyorum.